Merhaba, Galatasaray kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika transfer haberlerini ilk siz duymak istiyorsanız abone olup bizi takip etmeye devam edin. Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda henüz gol atamasa da mücadelesiyle ve ortaya koyduğu dikkat çeken son Çekya karşılaşmasında da maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'nın dev kulüpleri talip olmaya devam ediyor. İtalyan ekibi Napoli'nin ardından İngiliz kulüpleri Manchester United ve Tottenham milli futbolcunun transferi için harekete geçti. Diğer taraftan Brighton, Eintracht Frankfurt, Bologna ve Leipzig gibi kulüplerinde yıldız futbolcu için devrede olduğu bildirildi. Önceki gün oynanan ve Ay Yıldızlı milli futbol takımımızın son 16 tur biletini kazandığı Çekya maçında da söz konusu kulüplerin yetkilileri tarafından izlenen 24 yaşındaki milli oyuncu için olumlu rapor verildiği belirtildi. Ancak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un satılmasına karşı çıktığı Barış Alper Yılmaz'ı yönetimde astronomik bir teklif olmadığı sürece kesinlikle satmayı istemediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış için 30 milyon Euro'nun altındaki bir satışa kesinlikle sıcak bakmadığı bildirildi. Galatasaray ile sözleşme yenileyen Barış Alper Yılmaz'ın 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Savunmanın sağını güçlendirmek isteyen Cimbom'da adaylar her geçen gün artıyor. Aaron Van Bissaka ve Lorenz Asının'la görüşmeleri sürdüren yönetim, son olarak Paris Saint Germain'den Nordi Mukiele'yi listesine ekledi. 26 yaşındaki Fransız oyuncuyu takibe alan Aslan, önümüzdeki günlerde bu transfer için yeni bir harekat başlatıyor. Teknik adam Okan Buruk da, Yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı. Sabek transferine önemli bir bütçe ayıran yönetim, yaklaşık 8 milyon euroyu gözden çıkartmayı düşünüyor. Demokratik Kongo asıllı Fransız Sabek'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Fransız devine istediği süreleri bulamayan ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Muki Yılde, yeni maceraya sıcak bakıyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 2022'de 12 milyon euroya Leipzig'den transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, geçen sezon Fransız ekibinde 20 maçta forma giyen Mukiel, bir asist üretti. Toplamda ise 45 maçta 4 asist yaptı. Süper Lig'de, 2024-2025 sezonunun yaz transfer dönemi, 24 Haziran'da başladı. Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk transferlerini resmen açıklarken, Galatasaray ise henüz anlaşma sağladığı futbolcular ile ilgili resmi açıklama yapmadı. Öte yandan, iki oyuncusu için teklifte bulunulan Manchester United'ın, Galatasaray'a vereceği cevap, yaz transfer döneminin belki de yol haritasını belirleyecek. Yönetim, sabek adayları arasında ilk sırada yer alan Aaron Van Bissaka ile orta sahadaki alternatifler arasında bulunan Scott McTominay'ın bon servisleri için İngiliz kulübüne toplamda 15 milyon euroluk bir teklif sundu. İngiliz kulübü, teklifi değerlendirmek üzere süre isterken, Sarı Kırmızılı yönetimin, vakit kaybetmeden her iki oyuncuyla da sözleşme detayları konusunda mutabakat sağladığı ve artık sadece onay beklediği öğrenildi. Jimbom'un iki oyuncu için tek paketlik bir teklif sunduğu haberini ilk olarak İngiliz gazeteleri duyurmuştu. Ancak Galatasaray'ın bu transferde 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Gelen son bilgilere göre Galatasaray yönetimi, eğer Manchester United bu paket teklifi kabul etmezse, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Van Bissaka için ayrı bir formül daha deneyecek. Orta saha arayışlarında ise rota, gündemdeki diğer isimlere çevrilecek. Sarı Kırmızılılar, yaz transfer dönemi için en büyük bütçeyi bu iki pozisyona ayırmış durumda. Diğer transferler, gidecekler, kalacaklar ve ortaya çıkacak yeni fırsatlara göre şekillenecek. Sarı Kırmızılılar, son iki sezonda yaşadığı iki şampiyonluk mutluluğunun ardından, şimdi de hedef Avrupa'da başarı yakalamak. Aslan, bu doğrultuda, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını titiz bir çalışma ile yürütüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, Kadroya önemli yıldızların katılması için yoğun bir mesai harcanıyor. Diğer yandan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Victor Nelson. Geçen sezon ayrılığın kıyısından dönen Danimarkalı savunmacı Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti. 25 yaşındaki yıldız futbolcu kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılı takıma 2021'in yaz transfer döneminde katılan Nelson, bu dönemde yaşanan başarılarda büyük pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile iki Süper Lig şampiyonluğu ve bir Süper Kupa kazanmanın sevincini yaşadı. Galatasaray iddialı bir kadro için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, öncelikli olarak belirlediği mevkilere transfer yapacak. Gelecek sezon için büyük hedefler koyan sarı-kırmızılılara. Alman devi Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin'den müjdeli haber geldi. Dortmund'un genç hocası Nuri Şahin, takımın birçok oyuncusunu gözden çıkardı. Alman basının da yer alan habere göre Borussia Dortmund, takımın forvet oyuncularından Yusuf Mukoko'nun ayrılması için izin verdi. Mukoko'nun ismi bir süredir sarı-kırmızılılar ile anılıyordu. Bu haberin ardından Galatasaray yönetiminin transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Öte yandan Galatasaray, geçtiğimiz iki sezon Fenerbahçe forması giyen ve serbest statüye geçecek olan Mişi Batsvay'ı transfer etti. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Belçikalı Yıldız'ın, 1 Temmuz'dan sonra imza atarak, sezon öncesi hazırlık kampına katılması bekleniyor. Ancak, ilk transferlerini yapan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yaz transferde de karşı karşıya gelerek, dönemi hareketli geçirecek. Sarı lacivertli ekibin istediği bir yıldız futbolcuya, sarı kırmızılılar da talip oldu. Dünyaca ünlü teknik direktör Joz Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ile son iki sezonun şampiyonu Galatasaray hedef yükseltirken, transferde de büyük oynuyor. Kanarya, Alman ekibi Stuttgart forması giyen Serhau Gayresi için büyük uğraşlar veriyordu. Ancak, 40 milyon euro değeri olan Gineli golcünün, Aslan'ın da transfer listesine girdiği öğrenildi. Fenerbahçe, Yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Galatasaray'ın da masaya oturacağı bildirildi. Bundesliga'da müthiş bir sezon geçiren Yıldız futbolcunun, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, sözleşmesinde 20 milyon euroluk çıkış opsiyonu bulunuyor. Bu çıkış opsiyonu bütün takımları iştahlandırıyor. Ayrıca Gineli Forvet'e, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon Stuttgart formasıyla, 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu karşılaşmalarda, 30 gol atıp, rakip fileleri havalandırdı. Yıldız golcü, her maç ortalama bir golle oynuyor. Futbol kariyerine, amile altyapısında başlayan tecrübeli futbolcu, 2023'te 9 milyon euroya Stuttgart'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Santrfor'un, Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro. Bu yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katarak ses getirmek isteyen Aslan, İspanya Ligi La Liga'da geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Türk kökenli Alman yıldızı İlkay Gündoğan ile ilgili alınan karar sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona'nın finansal fair play'de yaşanan sorunlar nedeniyle İlkay'a istediği teklif gelmesi durumunda, ayrılığa izin vermeyi düşünüyor. 33 yaşındaki orta sahadan, İspanyol devinin memnun olduğu, aldığı maaş nedeniyle böyle bir yol haritası izlenebileceği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcunun durumu, yönetim tarafından yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmelerin ardından, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve İlkay Gündoğan'ı takımda görmek istediği görüldü.